Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Gülün ev hayatı, annem gülüyor arkadaşlar. Gülün ev hayatı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine siparişlerimiz var. Su böreğimizin birini pişirdim, iki tane baklavamızı pişirdim. Su böreğimizin pişti, biri de burada i̇şte pişiyor şimdi. Yalnız ben erkenden kalktım arkadaşlar, hamuru yoğurdum. Hamurunu göstermeyi unutmuşum size, çekim yapmayı. Hemen onun ben malzeme kattığımı söyleyeceğim bir tepsiye. Bir tepsilik malzememizi. 1,5 su bardağı normal su, 1 su bardağı sıvı yağımız var, 1 tane yumurtamız, 2 yemek kaşığı sirkemiz var, 1 tane kabartma tozumuz. Bununla beraber yoğurdum, yumaklarımı tuttum şöyle. Kaç yumak? 12 yumağı ayırdım. He, 12 yumak. He, çok da güzel alışmış ben su böreklerini yapana kadar. Şimdi sıra baklavamızı aşmada. Akşam 2 tanesini yaptık annemin evimizde, salonda yaptık, onda oturduk film izleyerek. Bugün kargomuz çıkacağı için yetiştiremem diye iki tane baklavamı dünden yaptım, pişirdim. Sen ne düşünüyorsun anne bu konu hakkında? Ne düşüneyim yavrum? Hayırlı uğurlu olsun, kollara kuvvetmesin Allah. Yiyenlerin ağzında bulunsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Annen de sabahtan belli sürmüşsün, oğlanla oynayır. Asafına. Nene, nene diye annemi durmuyor, oynayalım nene diyor. Ebeme biz ebe diyoruz, bu nene diyor. Nereden duydun neneyi bilmiyorum. Ben canım öğrettim. Yani öğrettin mi? Evet, yok kız. Değil. Bana da bazen nene diyor, sana diyor ya. Ambulans nasıl gidiyor? Anne. Ne oldu? He, ambulans sesini duydu. Allah bereket misin? Sağ ol anne. Ayağını sudan kaldırsın. İştah müştah, işleri göstersin. Amin. Akşamca yoruldum. Aslında takipçim istemişti benden. Aynı böyle de normal büzgülü. Bunu için de istemişti oklavayla. Ama ince oklavam olmadığı için çok kalın düştü arkadaşlar. Ben de geri vazgeçtim. Normal yine büzgülü yapıyorum ama farklı bir model yapıyorum. Evet, bu model de çok tutuldu anne sende. Evet. Onu ben ilk başta öyle kafadan attırdım, biliyor musun? Nasıl olacaktı? Büzünce daha güzel oluyor. Evet. Baklava hafif oluyor. Bunu şeyden yapmak çok güzel olur. O tel kadayıf var ya. Değil mi? Süley şuna bak. Ne bu şey? Arabayı sürüyor. Araba mı sürüyor? Böyle arkadaşlar işte boş durmuyor. Çalışıyor. Aynen. Yarın da başka bir... Emeğin olur. Allah yemek olsun kuzum. Evet. Amin. Sana da bereket versin. Amin amin. Yiyenler ağzında bulursun. Yiyenlere de şifa olsun. Ha. Zaten o da babasının hayrına yaptırıyor. Babası vefat etmiş herhalde değil mi anne? Yok, babası önce vefat etmiş. Lakin onun hayrına yaptırıyorlar işte. Yılı gelince artık. Annesi yaptırıyormuş arkadaşının. Allah kabul etsin hayırlarını da. Hamurumuz pek güzel alışmış. Pek güzel incecik açılıyor. Evet anneciğim, devam ediyoruz. Evet devam ediyor. 5. hamurumuza geçtik. Güzel oluyor, kolay oluyor. Şöyle göstereyim. Şöyle böreğimizde, böreğimizi göster. Böreğimiz nasıl güzel kabardı maşallah. Ara katları full eşliği bir şey yok. Evet full. Benim kızların şengelli işleri varmış. Öğretmişsin bunu. Biz öğrendim kızı. Senden öğrendim. Annen becerikli ya. Bizim köyde yoğurdu bunlar. Evet ya, burada öğrendim. Şimdi. Evet. Doğru yakalınca. Doğru geldi, doğru geldi. Şu aşmayı biliyorduk. Çünkü yufka yaptığımız için bizim yufkalarımız bildiğiniz gibi çok büyük olur. Aksiratlarının yufkası. Ev çok sıcak. Asaf çok terledi. Baksana saçlarına. Vallahi çıkmış gibi herhalde. Perdelerini kapattım. Mutfak yanıyor. Dur anne. Yani dallarını çeker. Evet. Sizin dallar açılır gibi olmuş zaten. Kabarmış yeri yeri. Sanki geçer dedim anne, sanki ağaç taşı yıkmış diye. Becim sen nasılsın? İyiyim kuzum, seni ben daha iyi oldum. İkinci kızımı, üçüncü kızımı koyur dedim. İkimizi düveller. Niye düverim ebede? Niye diyorsun ebede? Ebe değilim ben. Ha, neneyim ya kuzum. Abası ebedir, oğlu nenedir. Şu Meryem de böyleydi. Evet. Aynen. Ebe beni sen büyüttün değil mi? Ebem büyüttü beni. Akıllıydın şu Meryem oğlum gibi. Hala aynıyım ben. Hala akıllıyım. Mazlı mısın? Nenem burada.
Bunlar büyüyecekler. Ebesinin akşam atlar giderdi, oynardı. Ben evlerin işini görürdüm. Yaşım askerdeyken annem bile kaldım arkadaşlar. Ben kaynam kaynatam olmadığı için. Şu yandan tutuyordum. Şuradan arkadan sıkıntı atıverirdim. İnternete götürüm olmayı yok. Artık yaşlandın. Kaç sene önce biliyor musun? 28 yaşlandım. 28 yaşlandım önce vardı daha gencidim. Tabii canım. Nereden varsa 30 yıl olacak. Yanıma gerek geçiyor. Kıvırırdım. Otururdum. Mahallenin kızları hep severdi. Geçen şey diyor ya hani iş. Nasıl pek severdik o kızı, nasıl pek güzeldi diyor. Alır kaçırdık ya senden diyor. Akalım götürürlerdi. Annem de bana kızar herkese vermedi. Pek severlerdi Sümeyye'yi valla. Şey bir gün bizim Fahriye. Bir tane kızım olsa böyle dedi. Onun büyük kızı şey ya bundan. Selda mı? 5-6 ay küçük. Hangisi? Münev şey kız. Bizim orada. Ha kendine değil, bizim Dumuru Ahriye'nin. Ha, Ahriye bir şey verdi bunu Gülhan. Öyle bir kızım olsa diye. Onun kızı da iyi oldu iken, koca çocuk. Gülhan da burada kızlara var. Adam da burada iyi verdi. İyi verdi, hepsi iyiler. Fahriye bacı kendi de iyi, çocuklar da iyi. Adam bakacağı gibi sağlılar, iyiler iyiler. Hani görmedik. Böyle kötü. Hepi mahallede büyüdük. O kadar kız o, çocuk büyüdük. Bir arkadan büyütmezdik. Kenarını kesin. Çok kalın olmasın hamurumuz. Senin komşun değil mi Ebe onlar? Komşun değil mi? Eski mahalle bir komşu kızım. Evet. İsmail'e seni ipim onlar Fatma'ya devir. Fatma'ya devir bırak. Bir ara biz yaptırdık aslında. Evet. İçine cihaz koymazsanız yap bir şey yapalım Fatma'ya. Şimdi ağzını büzelim ağzını. Çitmesin. Dökülmesin cevizin içinde. Buradan tutup şöyle. Ben bunun böreğinde yaptım. Çok hafif güzel oluyor bu sarmanınki. Cevizini biraz bol koyun dediler. O yüzden cevizden hiç kaşmadık. Bayağı bol oldu. Şunu da şu tarafa saralım hemen. Şöyle. Tepsimi alayım mı kızım? Hemen veriyorum. Kenarlarımız dediğimiz gibi hiç israf etmiyor. Hemen içine az bir ceviz koyup bunu da kendimize yapacak artık hamurumuzda. Burası ya katmer ya da bize baklava olacak. Aynen. Artan kısımları. Şöyle. İncecik ben dolduracağım gibi. Aralarını şimdi. Ceviz dökülmüş. Ceviz kalmışmış. Alayım tepsi. Nenem oyna. Evet ben Asaf'ı uyuttum geldim. Ara verdik biraz. Aynen. Ama ben ara verdim. Annem tam gaz çalışıyor. Aynen. Benim su hemen bunu da yağsını eritim tereyağsını üzerine döküp. Arkadaşlar biz bir de şöyle bir şey yaptık. Bu da katmer. Bu da ebemin katmeri. Aynen kenarlarından çıkan parçaları böyle yaptık. Güzel olmaz mı? Aslında baklava gibi yapacak. Acık acık ceviz koyduk. Küçük küçük müzik annem bir şey yapsak dedi. Katmer yapalım dedi. Biz de cevizle geri döktük. Aynen. Katmere çevirdik. Ebem katmere çevirdi. Çayını içersiniz. Fatih biz bitsin baklava bulalım sonra onu pişiririk. Ben de bir diş doktoruna gideceğim inşallah. Gelince halim harap olmazsa ben de yerim. Şimdi işte arkadaşlar konuşuyor. Aynen. İnşallah. Şimdi demir hemen atacaklar mı dişine? Tehane evet. Anne. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz korkma diyor. Demir atacaklar mı? Aman diye korkuyor. Şeyden yazdım. Çektim mi sızıyı? Korkuma gitmedim. Sonra dedi ki Doğan. Köye gidecekti de orada 3 ay duracak. Nasıl duracağını da orada doktoru da tanımıyor. Bu da doktorumuz belli ya. Tabii ki. Gittim doldurtmaya. O da intihap varmış herhalde doldurduğunda. Töbe geçmedi ağrısı. Bak köyde çektim 3 ay. Köyde de ağrıdı mı? Hep ağrıdı. Doktor demedim. İntihapa gitmem daha iyi. Hemen gittim dolgu yaptı. Kan tedavisi yaptı. Demedi öyle bir şeyi. Ama diyorum bu dişin elle diyorum duvara. Çürük vardı. Bak daha diyorum bitirmemiş çürüğü diyor. Sonra geçti. Ama doktor dedi ki son demine gelmiş. Eğer dolgu tutmazsa dedi çekeceğim dedi. Hı. Yaparken bayağı bir şey varmış açıklık. Gidecektim çektirme dişim sonra intihaba büyüttüm bir iki tane geçti. İyi bari. Vallahi sızlayınca hiç yok. Allah'a şükür olsun. Diş ağrısı zor ya insanlar. Zamanında iyi bakılacak dişe. Benimkiler çok kaliteli bir dişim. Çok güzel öyle dedi. Valla dişler çok güzel, çok kaliteli dedi ama şey. Kökleri çok kalınmış anneminkine. Hiç fırçalamadık. Fırçayı sevmez. İkinci fırçalıyor ama hiç işte geçti. Bizimki de babamıza çekmiş. Aynen. Babamınki, Nazinki, benimki, Abdurrahim'ki hep babamın. Değil mi anne? Nazinki de aynı. Benim gözümeyim şöyle.
Bir de gibi böyle. Üç köklü mü? Üç köklü çatal. Şöyle gevşek şekilde sağlı. Seninki anneme çekmiş o zaman. Değil yok mi? Seninki anneme çekmiş. Erdoğan'ı yükselmiş. Annem için sana çekmiş. Adalet mecaran var. Erdoğan'ın yükselmişini. Üstünde kanı var. Üç gün. Ya diş zor ya. Benim böyle oldu ya işte. Bıcağı damarı kopartmışlar. 4 gün kanamadım da sümeğilde korkmuşmuş. Dikiş atılmıştı sana herhalde. Gittim dikiş attayız doktor. Şimdi şöyle arkadaşlar fazla büyük açtığım için yumaklarımı şu kenarını şöyle kesiyorum. Annem bile biliyor. Bunda da katmer yapıyorlar. Şu orta kısmını ben de baklavamıza kullanıyorum. Şimdi tekrardan cevizimizi şöyle bol bol dökelim. Gülsün bacıma da afiyet şeker olsun. İstanbul'a mı gidecek annem? Üsküdar güzel şehir. Gitmek nasip olmadı. Yok ben gidemedim. Nazik gitti oraya. Baban askerlik yaptıydı oraymış. Üsküdar mı? Alemdar, Üsküdar Alemdar'ymış. Aslı Alemdar neyse. Bizim Merve orada kalıyordu Üsküdar'da. Değil mi? Hı-hı. Şöyle büzdürdük. Böyle şöyle cevizimiz dökülmesin. Azıcık içine doruyor. Şu şekil. Hani tek elinle yapabilir misin? Yapamıyorum tek elime. Tamam. Şuradaki cevizler açılıyordu. Şöyle yapayım. Oradan görsün. Aynı oluyor zaten. Evet. Geri kalan da zaten dolanıp geliyor. Aynen. Hemen şunu da getireyim. Şöyle son yumağımızı da yerine koyalım. Tam da karar yiyormuşum arkadaşlar. 12 tane mi oldu tam? 12. Saydın mı yavrum? Elinin içini. Buyur Ebe'cim. Annem bana diyor zaten ismi Gülüm bu sen bu yumakları almayı nereden öğrendin diyor. Hepsini ortala alıyorum ya. Tartmıyorum görmüyorum. Mesela hamur bir tepsilik ya. 12'ye bölüyorum ama 12'de bu çıkıyor. Bak bir de o çıktı. Nasipliyiz. Bize de tatlı çıktı. Ebe. Hemen şimdi tereyağısını erdim arkadaşlar. Sıvıya bulamazsın. Böyle döküp pişirmeye gönderelim ki soğusun. Şöyle tereyağı sıvıya karışımımızı üzerine gelecek şekilde serdim. Burguları çok güzel görünüyor anne. Bu baklava ben hepsini iyi seviyorum. Niye biliyor musun? Çok eşit görünüyor hepsi. Dümdüz. Sanki metreli falan yaptım. Vallahi. Büyüklü küçüklü değil. İnşallah beğenirler. Vallahi ben eline sağlık dediklerinde memnun oluyorum. Çünkü geri döndüklerinde çok güzel yorumlar alıyorum. Hem şeyden de yazıyorlar özelden. Sen çok güzel olmuş abla diye. Mantılarımdan mesela çok memnunlar. Tekrar yapmak yaptırmak istiyor yaptıranlar. Evet. Geçen köye gönderdiğim haşhaş çörek olsun. Ondan sonra süpüremiz olsun. Onların da çok güzel. Teşekkür için anaplam aradı. Allah razı olsun ondan da. Yiyenlerine hep afiyet şeker olsun. Tabanını yavaş alıyorum arkadaşlar. Tortusu baklavamızın üzerine düşmesin. Üzerini hep aldım ama altına da yine ister istemez tereyağdan. Evet. Üstünde son onlar siyah siyah duruyor değil mi? Tereyağımızda 250 gram tereyağı. Tereyağını bol kullandım. Sıvıyasını az kullandım. Çünkü isteklerine göre yaptım. Böyle istediler. Şöyle bol bol döktük. Fırınımız 160 derecede önce güzelce içini çekene kadar pişireceğim. Hı-hı. Ondan sonra son zamanda biraz daha düşüreceğim. İçini tamamen çeksin. 160-170 derece arası arkadaşlar. 180'e kesinlikle.